koridor açarak peşmerge adı altında PKK'lıları, PYD'lileri, YPG'lileri, YPC'lileri aynen araba IŞİD'e karşı savaşsınlar diye gönderemez. İkisi de terör örgütüdür ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti devleti ikisini de aynı kategoride görüp politikalarını buna göre geliştirmek zorundadır. Bizim görüşümüz çok açık ve net. Bir kere daha söylüyorum. İnandığımı söylüyorum ve bunu Allah korusun, eğer bu şekilde devam ederse görecek bütün İslam dünyası. Orada İslam dünyasının tam kalbine Marksist-Leninist anlayışa sahip, dinsiz anlayışa sahip bir devlet kurduracaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yapmaya çalıştığı bu. O devlet bir Türk devleti olmayacak. Yani Müslüman bir Türk devleti olmayacak. O devletin içerisinde Marksist-Leninist ideolojiye sahip Kürt'ü de, Ermenisi de, Yezidisi de bir sürü çeşitli unsurlar yer alacak. Çünkü Batı'nın yapmaya çalıştığı bu. İslam dünyasında sur onların işine gelmiyor. İslam dünyasında barış onların işine gelmiyor. İslam dünyasında huzur onların işine gelmiyor. Birlik işlerine gelmiyor. Çünkü İslam dünyası barış, sulh içerisinde olduğu zaman, huzur içerisinde, birlik içerisinde olduğu zaman kendilerine ekmek çıkmayacağını biliyorlar. Ekmek, doğal kaynaklar, zenginlikler o zaman o coğrafyada yaşayan insanların olacak. Şimdi Türkiye'ye iki yasalarla birlikte, 2003'te AKP hükümetinin imzaladığı iki yasalarla birlikte, yani doğal zenginlikleri bölge halkları istifade eder birinci derecede diye imza attıracaksın. Ama sen ta Amerikalardan gelip Orta Doğu'yu sömüreceksin. Oradaki halklar ne olacak? Oradaki insanlar ne olacak? Onların hakları ne olacak? Şimdi dolayısıyla da bizim bunları çok açık ve net bir şekilde görüp buna göre konuşmamız ve herkesin de politikasını, sözlerini buna göre belirlemesi gerektiğini düşünüyorum.